Şu çatalları düzelt. Bardakları sil. Büyük misafirimiz geldiğinde her şey mükemmel olmalı. Normalde masaları böyle süslemeyiz. Kim bu misafir? Kim gelecek? Önemli, çok önemli biri. Onu yakasına taktığı sarı süs iğnesinden tanıyacaksın. Ben... Bu Becca'nın en sevdiği çiçek. Randevuna çok güzel hazırlanmışsın. Teşekkür ederim Angela. Sanırım söylenecek tek şey... Lütfen beni oraya göndermeyin. Daha önce hiç randevuya çıkmadım ben. Hank, bunu yapabilirsin evet, dostum. Evet ama ya yapamazsam? Aşk hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece erkeklerle takılmaktan anlarım. Baksana. Kendine güven. Ne yaptığını biliyormuş gibi davran. Hiç sorun çıkmayacak. Evet, çok iyi geçecek. Hadi gir artık. Merhaba hanımefendi. Benim bir randevum vardı da. Herkesin randevusu var. Rezervasyonunuz var mı? Bu gerekli bir şey mi acaba? Dediklerimi hatırla dostum. Ne yaptığını biliyormuş gibi davran. Sorun çıkmayacak. Anladım. Baktığınızda bir rezervasyon yaptırdığımı göreceksiniz. Şuradaki masayı için. Olamaz. Tabii ki bu taraftan lütfen. Biz de sizi bekliyorduk. Tom bu işleri biliyor anlaşılan. Daha önce buraya gelmiş. Burası güzelmiş. Böyle yerlere takıldığını bilmiyordum. Ben sürprizlerle doluyumdur. Şu klasik sanırım bebek bakıcım bir uzaylı filmindeki bebek bakıcısı gibi. O filmi 5 kez izledim. Uzaylıların havaya uçtuğu sahneye bayılırım. Harika cidden. Ben de süper diyeceğin daha çok şeyim var. Özür dilerim, her şeyi mahvettim. Sorun değil. Lavaboya gidip şu çiçekleri temizleyeceğim. Harika gidiyor. Böyle devam et çünkü çok iyisin. Evet, sanırım öyleyim hayali Tom. Randevunun sırrının özgüven olduğu hiç aklıma gelmezdi. Bu da ne böyle dostum, bu ne cesaret. Teşekkür ederim. Randevuya çıkmış bir erkek için en önemli şey cesarettir. Randevundan bahsetmiyorum. Tony Macaroni'nin masasını çalmışsın. Büyük hata dostum. Kasabanın en tehlikeli makarna kaçakçısını kendine düşman ettin. Tony Macaroni hapisten kaçtı. Polisin onu araması gerekirdi ama çok korkuyorlar. Masamı kontrol edin. Hey! Bay Macaroni'nin masasında oturan şu adam da kim? Efendim, masanız hemen hazır olacak. Kimse Tony Macaroni'nin masasını kıramaz. Yakalayın. Becca, gitmeliyiz. Ne? Ama yeni geldik. Evet, dediğim gibi sürprizlerle doluyumdur. Ne? Çabuk. Tuhaf oldu. Normalde restorandan yemeği yedikten sonra kaçılır. Orası çok havasızdı. Ayrıca randevumuz dışarıda daha güzel geçti. Tamam, hadi gel. Yatıştı ama şunu izle. Vay! Chad, ay ışığı altında sahilde olmak çok romantik. Üzgünüm, özür dilerim, affedersin. Hey, buraya gel bakalım. Eğlenceli değil mi? Bu çöpte sessizlik kod adlı bir randevu etkinliği. Amaç çöp tenekesinde en sessiz kalabileni bulmak. Deneyelim hadi. Hayır, benden bu kadar. Benimle çıkmak istemiyorsan bana işkence etmek yerine normal bir insan gibi karşıma geçip söylemeliydin. Ne? Becca öyle değil işte. Sahi mi? Nasılmış öyleyse? Bu randevu başından beri neden çok tuhaftı? Unutma, ne yaptığını bili... Aaaa!
Vay be, artık beni dinlemesen daha iyi olur. Randevumuzu mahvettin. Rezervasyon yaptırmayı unuttum. Sonra da kazara Tony Macaroni'ymişim gibi yapıp onun masasını çaldım. Şimdi de fedaileri peşimize düştü. O yüzden buradayım. Ne? Becca, özür dilerim. Hank, ben çok rahatladım. Ama her şeyi mahvettim. Biliyorum. Kabalık ettiğini sandım ama meğer sadece eline yüzüne bulaştırmışsın. Tam Hank'lik bir davranış bu arada. Çok şirin. Ben... Onları görüyor musunuz? Hayır, sanırım kaçtılar. Bence hemen gidip patrona söyleyelim. Ne yaptığını biliyormuş gibi davrandığın oldu mu hiç? Ne? Bir fikrim var. Buna inanamıyorum. Birileri masamı mı çaldı? Siz şapşallarda kaçmalarına izin mi verdiniz yani? Tony Macaroni'nin elinden kimse kaçamaz. Patron, ortadan kayboldular ama onları bulacağız. Bulsanız iyi olur. Hangi erişte kafalı ülkenin en iyi makarna kaçakçısıyla kavgaya tutuşur ki? Benimle. Tony Macaroni ile. Bizim gibi erişte kafalılar. Onlar... Yakalayın şunları çocuklar. O kadar çabuk değil. Adım Semi Spaghetti. Bu da ortağım Penny Penny. Bizi buraya büyük patronlar yolladı. Büyük patronlar mı? Ne için peki? Tony Macaroni formdan düşmüş mü bakmak için? Biz formdayız. Peşimize düşmeniz güzeldi. Kimsenin size bulaşamayacağını kanıtladınız. Ama tetikte olun çünkü büyük patronların gözü üzülür. Vay canına. Kendine güvenirsen oluyormuş gerçekten, değil mi? Bu çok eğlenceliydi. Seninle harika bir takım olduk. Vay vay vay. Bu sarılma da neydi böyle şimdi? Biz büyük patronlar böyle yaparız, tamam mı? Fettuccine'ni geri vereyim. Fettuccine öyle mi? Söylesene Semi, fettuccine hangi peynirle yapılır bakalım? Hey, canın hangisini isterse? Şaşırtmalı soru. Fettuccine'nin içine peynir konmaz. Spagettiye benzer ama ondan daha kalın ve uzundur. Bu ikisi yalan söylüyor. Kaç be kakak! Tadı nasıl olacak bilmiyorum ama... Randevu işi hiç bana göre değil. Öyle deme. Eğlendik. Sayılır. Ama her şeyi mahvettim. Romantik bir an bile yaşayamadık. Mızmızlanmayı kes Hank. Bu randevuyu hala kurtarabiliriz. Hadi dans edelim. Dans mı? Neden? Hey, kesin şunu. Dansınız ipleri çözecek. Amacımız da o zaten. Bu işten dansla kurtulamazsınız. Tony Macaroni'nin elinden kimse kurtulamaz. Bunu ödeyeceksiniz. İşte buldum. Ne? Vay! Sıcak gelişme. Korku saçan makarna kaçakçısı Tony Macaroni iki yerel kahraman tarafından yakalandı. Polis makarna takipçileri çoğundan tutukladı. Vay canına. Randevunuz nasıldı diye soramadım ama sanırım zaten biliyorum. Evet, gecemiz biraz tuhaf geçti. Becca, bir telafi randevusuna çıkmak ister miydin acaba? Çok isterim ama arkadaşça bir randevu olsun. Çünkü bana sen aşka hazır değilsin gibi geldi.
Oh be, teşekkür ederim Beka, çok sağ ol. Haklısın, o kadar mutluyum ki. Yemek yemeye çalışıyorum burada. Midemi bulandırıyorsunuz, susacağım.